Rusya-Ukrayna savaşının ardından güvenli liman Antalya'da yabancıya konut satışı da arttı. Ukraynalılar verilere göre başı çekiyor. Detayları Demirören Haber Ajansı muhabiri Alpaslan Çınar aktardı. Turizm kenti Antalya yabancıya konut satışında da adından söz ettiriyor. Yıllardır İstanbul'un hemen ardından yabancıların büyük ilgi gösterdiği ikinci il olan Antalya'ya ilgi bugünlerde bir kat daha artmış durumda. Zira Rusya ve Ukrayna arasında hala devam eden savaş Rusların ve Ukraynalıların ki çoğunlukla Ukraynalıların Antalya'yı tercih etmesini ve buraya gelip kimisi daire kiralıyor burada yaşıyor kimi ise konut satın alarak artık tamamen burada yaşamayı düşünüyor. Bu da tabii ki verilere artış olarak yansımış durumda. Şu an kameraman arkadaşım Burak Yalman'la birlikte Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hurma mahallesindeyiz. Hiç şüphesiz bu mahallenin ayrı bir önemi var. Rusların ve Ukraynalıların çok az sayıda da olsa Almanların yerleşik olarak yaşadığı noktalardan birisi. Burası Hurma mahallesi. Bir kısmı da Muratpaşa ilçesi Lara bölgesini tercih ediyor. Çok değil, yalnızca 10 gün öncesine kadar buradaki dairelerin birçoğunun camında satılık ya da kiralık ilanlarını görmek mümkündü. Ancak şu anda yalnızca 2 tanesini görebiliyorum. İlginin oldukça yoğun olması nedeniyle kısa sürede daireler ya satıldı ya da kiralandı. TÜİK verilerine gelecek olursak geçen yıl Antalya'da Ocak ayında 462, Şubat'ta 533, Mart ayında ise 889 konut yabancılara satılmıştı. Bu yıla gelince ise Ocak'ta 914, Şubat'ta 1099, Mart'ta ise 1434 konut yabancıların oldu. Tabii Ukraynalılar Ruslara göre daha fazla konut satın aldı. 2022 yılı ilk 3 aylık döneminde Türkiye genelinde Rusların konuta olan ilgisi %63 artarken Ukraynalıların aynı dönemler için ilgisi %71 oranında arttı. Tabii bir diğer taraftan elbette bu ilgi fırsatçı ev sahiplerinin de iştahını ne yazık ki kabarttı. Bu bölgelerde savaştan önce kira fiyatları yine Antalya'nın diğer bölgelerine göre elbette yüksekti. 3500-4000 lira arasındaydı aylık. 1 artı 1, 2 artı 1 dairelerden bahsediyoruz. Ancak savaş döneminde bu fiyatlar bir anda 15-20 bin liraları buldu. Hatta mobilyalı bazı dairelerin aylık fiyatının 45 bin liraları bulduğu da ifade ediliyor. Tabii bazı fırsatçı ev sahipleri de mevcut kiracısını, yerli kiracısını çıkarıp küçük bir tadilat yaparak ki oradaki o yasal boşluktan faydalanılıyor. Tadilat yapacağı gerekçesiyle kiracısını çıkarıyor ve küçük bir tadilat yaptırdıktan sonra da bir yıllığı peşin olmak kaydıyla aylık 15-20 bin liralardan yabancıya ki özellikle Ukraynalılara kiraladıklarını ya da milyonlarca liraya 7-8 milyon liraları da buluyor. Şu anda buradaki konutların fiyatı Rusların ardından Ukraynalılar da artık Antalya'ya ilgi göstermeye başladı. Uzun yıllar aradan sonra ilk 10 içerisine girmeyi başardı Ukraynalılar. İlgi nedeniyle, savaş nedeniyle diyelim ve sözü bu noktadan yeniden merkeze bırakalım. Ve bu haberle birlikte bu saat diliminin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi kısa bir ara verelim. Saat başında gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.